Merhaba gençler. Bugünkü dersimizde sizle MEB'in yayınladığı kazanım kavrama testlerinden 3. ünitenin sorularını beraber cevaplandıracağız. 3. ünitemizde olasılık, cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusu yer alıyor. 1. sorumuzla beraber başlayalım. 1. sorumuzda aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler verilmiş. Kare şekli içerisine yazılan ifadeyi bu ifadenin kendisiyle çarpıyor, yani karesini alıyor. Üçgenler içerisinde yazılan ifadeler ise birbiriyle çarpılıyor. Yuvarlak içerisine yazdığımız kare ve üçgenlerin sonuçları birbiriyle toplanıyor. Örnekten de bakalım. Kare içerisine yazdığımız 2m kendisiyle çarpılmış 4m kare aslında burada karesini almış. Üçgenler içerisine yazılan ifadeler birbiriyle çarpılmış 12mn. Yuvarlak içerisine yazdığımız şekillerin sonuçları birbiriyle en son toplanıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin sonucu bu ifadeyi verir demiş bize. Şimdi bu ifadeye dikkat edecek olursak özdeşlik formüllerinden iki terimin toplamının karesi yani tam kare formülü. Açılımımızı yazalım. Birinci terimin karesi 2x'in karesi 4x kare. Birinci terim ile ikinci terimin çarpımının 2 katı 2x'e 3'ü çarpıyorum 6x 2 katı 12x. Toplamın karesi olduğu için aradaki işlemler toplama. 3'ün karesi de 9. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu bana bunu veriyorsa doğru cevabım odur diyeceğim. A şıkkından bakalım. Kare içerisinde 2x yazılmış. 2x'in karesi 4x kare. Üçgenler içerisinde yazılan ifadeyle çarpacağım. Yani 3'ü içeriye dağıtacağım. Her ikisiyle çarpacağım. 3 ile 2x'i çarparsak 6x. 3 ile 3'ü çarpıyorum. 9. Bunların toplamı yukarıda bulduğum sonucu vermiyor. Burada 6x, yukarıda 12x olduğu için A şıkkı yanlış. B'ye geldim. Kare içerisine yazılan x'in karesi x kare artı. Üçgenlerin sonucunu bulacağım. Yani x'i içeriye dağıtacağım. X kare artı 6x. Bu ifadede sabit terim olmadığına göre Bursa şıkkı da yanlış. Ceyhan'a geldik. X artı 3'ün karesini alacağım. X artı 3'ün karesi yine tam kare formülü. X kare birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 6x. İkincinin karesi 9. Karenin sonucunu buldum. Şimdi üçgenlerin sonucunu bulacağım. 3x'i içeriye dağıtacağım. 3x'e x'i çarptım. 3x kare. 3x'e 2'yi çarptık. 6x. En son parantez içlerindeki benzer olan terimleri kendi aralarında toplamam lazım. X kare ile 3x kareyi toplarsam 4x kare. 6x ile 6x'i topluyorum 12x. Sabit terimin benzeri yok. 9'un benzeri olmadığı için olduğu gibi yanına yazıyorum. Bulduğum ifade yukarıdaki ifade ile aynı olduğuna göre cevabım Ceyhan. İkinci sorumuzda aşağıda kısa kenarı 4x artı 16, uzun kenarı 6x artı 18 olan dikdörtgen şeklinde konser alanının krokisi verilmiş. Alanları eşit 6 sıradan oluşuyor. Bu konser alanında sıra numarası tek olan bölgeler, yani şu bölgeler, 4 eş parçaya bölünmüş. Sıra numarası çift olan bölgeler ise 2 eş parçaya bölünmüş. Buna göre K ve P alanlarının farkını bizden istiyor. Alanlarının farkını bulabilmek için kenarlarına ihtiyacım var. Kenarlarında yukarıda verilen ifadelerden yararlanacağım. Şimdi bu konser alanının uzun kenarı tamamı şöyle 6x artı 18. Kısa kenarım ise 4x artı 16. Bu konser alanının çift sıraları 2 eş parçaya bölünüyordu. Kısa kenarı 2 eş parçaya yani 2'ye böleceğim. Her iki terimi de 2'ye bölersem 4x'i 2'ye böldüm. 2x. 16'yı 2'ye böldüm. Artı 8.
Diğer tarafta 2x artı 8. P bloğunun şu kenarına benim ihtiyacım var. Bunun için konser alanını kısa kenarından yararlanacağım. Ama şu parçasından yararlanmam yetiyor. Şimdi şu S bloğu 5. sıraya geldiğimde 2 eş parçaya bölünmüş. Yani şuradaki 2x artı 8'i 2'ye bölmem yetecek. Her iki terimi 2'ye bölersem 2x'i 2'ye böldüm x, 8'i de 2'ye böldüm 4. Tamam. Şimdi K bloğunun uzun kenarını bulacağım. Uzun kenar yukarıdaki kenar ile aynı. Yani 2x artı 8. Şimdi bu blokların kısa kenarlarına ihtiyacım var. Şuradan yararlanıyorum. Şurayı bulmam lazım benim. Aynı şekil K için de bu kenarı bulmam lazım. Konser alanı 6 eş parçaya bölündüğü için uzun kenarının tamamı 6x artı 18'de. 6'ya bölersem her iki terimimi 6x'i 6'ya böldüm x, 18'i 6'ya böldüm 3. Dördüncü sırada da aynı şekilde 6'ya böldüğümde aynı cevabı bulacağım. X artı 3. Şimdi alanlarını bulabilirim. K için alanı bulacağım. K dikdörtgenin alanını bulabilmek için kısa kenarla uzun kenara, yani X artı 3 ile uzun kenarı olan 2X artı 8'i çarpacağım. L içinde aynı şekil, L diyorum pardon, P içinde aynı şekil, kısa kenar x artı 3, uzun kenar x artı 4. Bunların alanlarını birbirinden çıkarmam lazım. Şöyle, bunları çarpıp da çıkarabilirsiniz ama daha kısa yolu şu şekil yapabilirim. K'dan P'yi benim çıkarmam lazım. Her ikisinde de ortak çarpan x artı 3 var. Ortak çarpan parantezinde x artı 3'ü alırsam eğer, K'dan 2x artı 8 geliyor. P'den ise x artı 4 geliyor. Bunları birbirinden çıkaracağım. X artı 3 olduğu gibi yazdım. 2x artı 8'den x artı 4'ü çıkaracağım. 2x'den x çıkar x. 8'den 4 çıkar 4. Artı 4. En son bulduğum bu ifadeyi birbiriyle dağıtarak bulacağım. X'i içeriye dağıtıyorum. X'e x'i çarptım. X kare. X'e 4'ü çarptım. Artı 4x. 3'ü şimdi dağıtıyorum. 3 ile x'i çarptım. 3x. 3 ile 4'ü çarptım. 12. Sonucum x kare. 4x ile 3x benzer olduğu için tek terime düşürüyorum. 7x. Artı 12. Bunu veren şık da Bursa. Üçüncü sorumuza devam edelim. Üçüncü soruda kare şeklindeki pano şekil 1'de gösterildiği gibi 4 parçaya ayrılıyor. Daha sonra elde edilen bu parçalar şekil 2'deki gibi birleştirilerek dikdörtgen elde ediliyormuş. Elde edilen dikdörtgenle parçaların arasında birleşmeyen bir bölgenin kaldığı gözleniyor. Şu beyaz olan kısım. Buna göre bizden şu birleşmeyen beyaz parçanın alanını istiyor. İlk olarak şekil 1'de A, B, C, D parçalarının alanlarının toplamını bulalım. Yani aslında burada karenin alanını bulacağım. A, B, C, D parçalarının alanları toplamı demek şekil 1'deki karenin alanı demek. Şekil 1'deki karenin bir kenarı B artı 3. Karenin bütün kenarları birbirine eşit. Karenin alanı demek iki tane aynı kenarın çarpımı demekti. B artı 3'ün karesinin bulacak olursam tam kare formülü. Birincinin karesi B kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 6B. İkincinin karesi 9.
Şekil 2'ye geldiğimde dikdörtgenin alanını bulalım. Şu beyaz olan kısmı boş alan diyelim. Dikdörtgenin alanında ise hangi parçalar var? A, B, C, D ve boş olan kısım. Bunların toplamı bana dikdörtgenin alanını verecek. Dikdörtgenin alanı da kısa kenarla uzun kenarın çarpımını veriyor. Uzun kenarım benim. B artı 3 ile B'nin toplamı 2B artı 3. Bu ikisini çarpacağım. B ile 2B artı 3'ü çarpalım. Yani B'yi içeriye dağıtıyorum. B ile 2B'yi çarparsak 2B kare. B ile 3'ü çarparsam 3B. Şimdi bu dikdörtgenin alanında ben A, B, C, D'nin alanları toplamını biliyorum. Az önce kareden bulmuştum. A, B, C, D'nin alanları toplamı B kare artı 6B artı 9. A, B, C, D'nin yerine bunu yazdığımda boş alanı bulabilmek için benim dikdörtgenin alanından şu A, B, C, D'nin alanları toplamını çıkarmam boş alanı verecek. O zaman şöyle diyorum. Boş alan diyorum. Dikdörtgenin alanını yazalım. 2B kare artı 3B'den A, B, C, D'nin alanları toplamını çıkaracağım. Yani B kare artı 6B artı 9. Tek tek benzer olan terimleri kendi arasında çıkarmam lazım. 2B kareden B kareyi çıkarıyorum. B kare. 3B'den 6B'yi küçükten büyük çıkardığı için eksi. 3B'den 6B çıkarsa eksi 3B. Burada çıkarmanın şu eksisi 9'un önüne gelecek. Bunu unutmuyorum. Yani cevabım B kare eksi 3B eksi 9 olan Deniz'i. Dördüncü sorumuza devam edelim. Geometri tahtası bir zeminin üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş çivilerden oluşuyor. Burada vermiş bize örneğini. Eşit aralık dediği bu örnekte her bir aralık xx çiviler yerleştiriliyor. Kuzey ve Duru matematik dersi için proje ödevi geometri tahtası yapıyorlar. Kuzey'in yaptığı geometri tahtasındaki çiviler arasındaki uzaklık Duru'nun yaptığına göre birer santimetre daha fazla. Şu Kuzey'in iki çivi arasındaki mesafesi Duru'ya göre birer santimetre daha fazla. Tersten şöyle diyebilirim. Duru'nunki Kuzey'e göre birer santimetre daha az. Buna göre her ikisi de hazırladıkları geometri tahtasında eşit sayıda çiviyi çevreleyen karesel bölgelerle göstermiş. Kuzey'in hazırladığı geometri tahtasında gösterdiği karenin alanı a kare. Kuzey'in alanı a kare. Şu karenin alanı. Buna göre Duru'nun hazırladığı karenin alanı soruyor bana. Karenin alanı a kare olduğuna göre demek ki Kuzey'in hazırladığı karenin her bir kenarı a. Bunlar a. Şu parçaların kenarlarının her biri a. Duru'nunkini bulabilmek için şurada bana şöyle bir ifade kullanmıştı. Kuzey Duru'ya göre her iki çivi arasında birer santimetre daha fazla aralık bırakmıştı. Ama tersten düşündüğümüzde Duru Kuzey'e göre her iki çivi arasını birer santimetre daha kısa yapıyor. Bir tane kenarımda benim 1, 2, 3, 4 tane aralık olduğuna göre toplamda her bir kenar için 4 santimetre daha kısa karemin kenarı. Kuzey'in bir kenarı A ise Duru'nunki 4 santimetre daha kısa olacak. A eksi 4 o zaman. Diğer kenarları da A eksi 4. Benden karenin alanını istiyor. Karenin alanı iki tane aynı kenarın çarpımı. Yani a eksi 4'ün karesi. Burada tam kare devreye giriyor. Tam karede birincinin karesi a kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 8a. Farkın karesi olduğu için aradaki eksi.
İkincinin eksi 4'ün karesi de artı 16. Bunu veren ifademiz de bizim Ceyhan. Beşinci soruda Elvan öğretmen cebirsel ifadeler konusunu pekiştirmek amacıyla uzunluğu a olan kare şeklindeki levhanın iki kenarına hareket edebilen birer ince çubuk yerleştiriyor. Şu şekil pembeyle gösterilen. Bu düzenekte birinci çubuk aşağı yukarı, şu çubuğumuz aşağı ve yukarı hareket ediyor. İkinci çubuğumuz ise sağa sola doğru hareket ediyormuş. Buna göre Elvan öğretmen öğrencilerden hareket sonucunda oluşan dörtgensel bölgenin alanlarını bulmasını istiyormuş. Örnekte bize anlatmış. Başlangıçtaki düzenekte birinci çubuk B santimetre aşağıya kayıyor. Birinci çubuk yukarıdaki çubuktu. B santimetre aşağıya kaymış. İkinci çubuk ise 3B sola doğru gidiyor. Bu aşağı indi. Sola gitti diğeri de. Buna göre şu örnekte 1, 2, 3, 4 tane dikdörtgen oluşmuş. Bu 4 tane dikdörtgenin alanını bize vermiş. Buradan yararlanarak bizden şunu istiyor. Başlangıçtaki düzenekte, yani yukarıda verdiği şekilde, birinci çubuğu 2B aşağıya. 2B aşağıya indireceğim. Yukarıdaki çubuğumu B inersem buraya geliyor. 2B inersem şu. Çizelim. Birinci çubuğum buraya geldi. Birinci çubuğum. Diğer çubuğu ise 3B sola kaydırıyor. Sol tarafa doğru 3B'ye gideceğim. 1, 2, 3. Şuraya. Yukarıda da aynı şekil. 1, 2, 3. Şu iki noktayı birleştirmem lazım. Oluşan 4 tane dikdörtgen var. Bu 4 tane dikdörtgenin alanını bulacağım. Şu köşedekinden başlayalım. Köşedeki dikdörtgenimin kısa kenarı 2B, uzun kenarım 3B. 2B ile 3B'yi çarparsam 6B kare. Tamam. Şöyle yazalım. Şurası 3B. Sağ tarafta 2B. Alttaki uzun dikdörtgenime geliyorum. Bunun kısa kenarını biliyorum. 3B. Şu uzun kenarına ihtiyacım var benim. Onu da şuradan yapacağım. Bana en başta bu şeklin her bir kenar uzunluğuna A demişti. Tamamı A. Yukarıdaki parçası 2B ise buraya kalan kısım A-2B. Uzun kenarım A-2B, kısa kenarım da 3B. O zaman alanımı bulabilirim. Alanımı şöyle şu kenarda yapayım. 3B ile A-2B'yi çarpacağım. Yani 3B'yi içeriye dağıtacağım. 3B'yi içeriye dağıtırsam 3AB. 3B ile eksi 2B'yi çarparsam eksi 6AB. Bulduğum alan aşağıdaki şıklarda var mı? 3AB. Şurada pardon. 3B ile 2B'yi çarptığımızda orayı A olarak almışım. 3B ile eksi 2B'yi çarparsak eksi 6B kare. Yani C şıkkıyla aynı ifade. Bu gitti. Yukarıdaki şu köşenin alanını bulalım. Bunun alanı için kısa kenarım belli zaten. Kısa kenarım şurası 2B. Uzun kenara geliyorum. Uzun kenar şu parça. Bunu da az önce yaptığım gibi bulacağım. Şimdi şu parça 3B. Az önce bulmuştuk onu. Tamamı karenin bir kenar uzunluğu A. A'dan 3B'yi çıkarırsam uzun kenarım A eksi 3B. Bu parçanın alanını da yine kenarda bulalım. Kısa kenarım 2B, uzun kenarım A eksi 3B idi. 2B ile A eksi 3B'yi çarpacağım. 2B'yi içeriye dağıtıyorum. 2AB.
2b ile eksi 3b'yi çarpıyorum. Eksi 6b kare. 2ab eksi 6b kare de b şıkkıyla aynı. Bu da gitti. En büyük parçanın alanına geldim. En büyük parçanın alanını bulmak için kenarlarına bakacağım. Bu uzun kenarım karşıdaki kenarla aynı. Bulmuştuk zaten. Bir daha bulmaya gerek yok. A eksi 2b. Şu kısa kenarda bulmuştuk az önce. A eksi 3b. İki tane kenarın çarpımı bana alanı verecek. Çarpalım bu iki kenarı kenarda. A eksi 2b ile A eksi 3b. A'ları içeriye dağıtıyorum ilk başta. A ile A'yı çarptım. A kare. A ile eksi 3b'yi çarptım. Eksi 3ab. Şimdi eksi 2b'leri dağıtalım. Eksi 2b ile A'yı çarparsam eksi 2ab. Eksi 2b ile eksi 3b'yi çarparsam 6 artı 6 b kare. Benzer olan terimleri tek terime düşürüyorum. A kareyi yazalım yine. Eksi 3ab ile eksi 2ab'yi toplarsam eksi 5ab 6 b karenin benzerinde bulamadığım için altın olduğu gibi yazdım. Bu ifadede Adana ile aynı. Tek bulamadığım alan denizde. Yani cevabım deniz oluyor. Altıncı sorumuzda aşağıdaki şekilde bir lokantanın her birinin genişliği A, genişlik A, yüksekliği A artı B olan 4 eş bölmeden oluşan kapının görseli verilmiş. Bu kapıda sensörler yardımıyla ortadaki iki bölme her iki tarafa, şu iki bölme her iki tarafa eşit miktarda açılmakta ve açılan bölmelerin bir kısmı diğer bölmelerin arkasında kalmaktadır diyor. Arkasında kalan kısımlar şu koyu siyahla gösterilen kısımlar. Buna göre kapı tam açıldığında ortadaki bölmelerden birinin diğer bölmenin arkasında kalmayan kısmın alanını bizden istiyor. Şimdi ortada açılan kısım her iki taraftan toplamda 2b. Eşit açıldığına göre sağdan soldan eşit açılacak. 2 eş parçaya bölünecek yani. Şöyle ortadan 2'ye böldüğümde şu açılan kısım b. Soldan, sağdan da açılan kısım yine b. Açılan kısım şurada üst üste gelmiş. Arkasında kalmayan kısım dediği yer şu parçamız. Şu açık renkte gösterilen. Şimdi şu parçam benim. Bir tane kapının genişliği. Bir tane kapının genişliği A verilmiş bana. Benden şu mavi ile gösterilen kısmın alanını istiyor. Bunun alanı için benim kısa ve uzun kenara ihtiyacım var. Uzun kenarımı biliyorum. Uzun kenarım benim soruda verdiği yüksekliğim A artı B. Yazalım. Kısa kenarımı şöyle bulacağım. Şu kapının genişliği komple A verilmişti zaten. Şu parçayı da biz B diye yukarıda yazdık. Geriye kalan kısım o zaman A eksi B. Şu parçam şöyle yazayım. A'dan B'yi çıkarıyorum. A eksi B. Alanımı bulmak için A artı B uzun kenarı ile kısa kenarı çarpacağım. A eksi B'yi. A artı B çarpı A eksi B. Bunları tek tek dağıtmama gerek yok. Dikkat edecek olursanız burada bir tane özdeşik formülü var. Birincisinde toplamış, ikincisinde ise çıkarmış. Farkı ve toplamı bu şekil çarpılıyorsa burada hangi formülü vardı hatırlarsak eğer? 2 kare farkı. 2 kare farkında birincinin karesi olan a kareden ikincinin karesi olan b kareyi ne yapıyorduk? 2 kare farkın adı üzerinde çıkarıyordum. A kare eksi b kareyi veren şıkkım benim Ceyhan.
Yedinci soruda aşağıda bir spor kompleksinin krokisi verilmiş. Buna göre bu spor kompleksinin kısa kenarı X, uzun kenarı Y olan dikdörtgen şeklinde yürüyüş yolları veriliyor bize. Kısa kenarı X, 1, 2, 3, 4 tane yürüyüş yolu var. Her birinde de kısa ve uzun kenarlar aynı. Voleybol, tenis, futbol ve basketbol sahaları verilmiş. Benden basketbol sahasının alanını istiyor. Şimdi verilenleri yerleştirelim. Yürüyüş yolu şu parçaya bakıyorum. Kısa kenarı X, uzun kenarı Y. Şurası komple Y. Şuraya yazayım. Geldim diğer yürüyüş yoluna. Kısa kenarım X, uzun kenarım Y. Uzun kenarım şurası ve burası Y. O zaman ben basketbol sahasının bir kenar uzunluğunu biliyorum, Y. Şurayı bulursam basketbolun alanını bulabilirim. Burayı da şuradan yararlanacağım. Şurada da bir tane yürüyüş yolum vardı. Burası X. Yürüyüş yolunun uzun kenarının tamamı şöyle, tamamı Y. Yukarıdaki parçayı X olarak yazdım. Geriye kalan kısım basketbol sahasının diğer kenar uzunluğunu veriyor. Y'den X'i çıkarıyorum. Yani Y eksi X. Artık kısa ve uzun kenarlarını bulduğuma göre alanı rahatlıkla bulabilirim. Bu ikisini çarpacağım. Y ile Y eksi X'i çarpıyorum. Yani Y'yi içeriye dağıtıyorum. Y ile Y'yi çarparsam Y kare. Y ile eksi X'i çarparsam eksi X, Y. Bunu veren şıkkımız da bizim Bursa. Sekizinci soruda taban ayrıtı 4A, yüksekliği B birim olan kare prizma eş kare prizmalardan oluşuyor. Bir köşedeki bir kare prizma çıkarıldığında yeni oluşan şeklin yüzey alanında azalışı soruyor bize. Şu köşedeki kare prizma çıkarılmış. Bakalım beraber. Şimdi her bir kare prizmanın şu taban ayrıtlarını bulacağım. 1, 2, 3, 4 tane taban ayrıt yan yana. 4A ise her bir taban ayrıtım A. Buradaki taban ayrıtım da A. Şimdi bu kare prizmanın köşedeki kısmı çıkarıldığında şuradaki yüzey alanımla çıkarıldıktan sonraki geriye kalan bu yüzey alan aynı yeri ifade etmiyor mu? Yani yüzey alan olarak şu gösterdiğim kısımlarda bir azalma oluyor mu? Hayır. Kırmızıyla gösterdiğim kısım ilk önce başlangıçta çıkarılmayan kısım ile çıkarıldıktan sonraki kısım aynı yüzeyi ifade ettiği için herhangi bir azalış yok bu yüzeyler için. Ön yüzeylerine bakalım. Çıkarılmadan önceki ön yüzeyim ile çıkarıldıktan sonra şu kısım aynı yüzeyi ifade etmiyor mu? Yani bu pembe ile gösterdiğim kısımda da bir azalış olmuyor. Yukarıdaki yüzeye bakalım. Yukarıdaki yüzeyi de farklı renkle gösterelim. Başlangıçta şu gösterdiğim kısım çıkarıldıktan sonra herhangi bir taban kalıyor mu burada? Kalmıyor. Demek ki üstteki kısım, yeşille gösterdiğim kısım benim yüzey alanımda azalışımı gösterecek. Aynı şekil bunun altında da bir tane kare taban olduğuna göre benim toplamda azalışım iki tane tabanın alanı kadar. Bir tane tabanın alanı kare olduğuna göre A ile A'yı en başta bulmuştum. Bir tane tabanımın alanı A ile A'nın çarpımı A kare. İki tane taban olduğuna göre toplamda iki taban alan kadar azalış olacak yüzey alanımda. Yani toplam azalışım benim 2 A kare cevabı A'dan. Dokuzuncu soruda aşağıda kenar uzunlukları verilen kartonlar içerisine alanlar yazılmış. Mavi ile gösterilen A kare kare, turuncu ile gösterilen A çarpı B dikdörtgenin alanı, yeşille gösterilen büyük
karenin alana b kare. Buna göre aşağıdaki şekillerin hangisinin boyalı bölgelerin alanları toplamı bu ifadeye eşittir demiş. İlk başta bu ifademizi biz bir düzenleyelim. Şöyle düzenleyeceğim. A artı b'nin karesini ilk başta açacağım. Yani burada tam kare yapacağım. Birincinin karesi a kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 2ab. İkincinin karesi b kare. Bundan eksi 2ab'yi çıkaracağım. A karenin benzeri yok, yazdım. Artı 2ab'den eksi 2ab'yi çıkarırsam bunlar birbirini götürüyor. B kare de kalıyor. Yani benim cevabım a kare artı b kare olacak. Aşağıdaki şıklardan hangisinin sonucu bunu veriyorsa doğru cevabım o diyeceğim. A şıkkından bakalım. Dikdörtgenin alanı a çarpı b yukarıda zaten bana verilmişti. Karenin alanı a kare verilmişti. Bunların toplamı bana a kare artı b kareyi veriyor mu? Hayır. Adana gitti. Bursa'ya geldim. Karenin alanını yukarıda vermişti bana a kare. Yeşil olan karenin alanını da vermişti b kare. Bunların toplamı a kare artı b kare veriyor mu? Veriyor. Yani cevabım Bursa. Diğerlerine bakmama gerek yok. Onuncu soruda bize şu şekil önemli özdeşlikler verilmiş. Üç tane önemli özdeşliğim var biliyorum ki. İki terimin toplamının karesi a artı b'nin karesinin açılımını vermiş. İki terimin farkının karesi a eksi b'nin karesinin açılımını vermiş. Ve iki kare farkı özdeşliğini vermiş. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki özdeşliklerden herhangi birisiyle ifade edilmez diyor. A şıkkından bakalım. A şıkkında kenarları a olan karenin içerisinden kenarları b olan küçük bir tane dikdörtgen çıkarılıyor. Çıkarıldıktan sonra arada kalan alanın ifadesine bakacağım. Büyük olan karenin alanından a kareden boş olan karenin alanı b kare çıkarıldığında geriye kalan alan a kare eksi b kare. Bu bana yukarıdakilerden hangisinin özdeşliğini veriyor? İki kare farkı. Yani Adana gitti. Bursa'ya geldim. Bursa'da kenarları a olan kareden bu sefer bizden şöyle b olan dikdörtgenler çıkarılıyor. Ve şu arada bir tane de kare çıkarılıyor. Şu kalan kısmın alanını soruyor. Bunun alanını şöyle bulacağım. Kenar uzunluklarından bulacağım. Tamamının alanı a yukarıda vermişti sol tarafta. Şu çıkarılan kısım b ise geriye kalan kısım a eksi b. Aynı şekil tamamı a, çıkarılan kısım b. O zaman geriye kalan kenarım a eksi b. Yani bu karenin alanı a eksi b'nin karesini veriyor bana. A eksi b'nin karesi de yukarıdaki formüllerden hangisi? İki terimin farkının karesi. Yani Bursa'da gitti. Ceyhan'a geldim. Ceyhan da Bursa ile aynı mantıkta. Kenarlarını bulacağım. Tamamı a artı 2b, b'lik kısmı çıkarılıyorsa eğer a artı 2b'den b'yi çıkarıyorum. A artı b. Yine aynı şekil tamamı a artı 2b, b parçası çıkarılıyorsa geriye kalan a artı b. Yani bu karenin alanı a artı b'nin karesi. Yani yukarıdaki formüllerden, özdeşliklerden iki terimin toplamının karesi. Ceyhan da gitti. Yanlış olan Denizli. Bakalım nasıl yanlış. Burada Bursa ve Ceyhan'a benziyormuş gibi görünüyor ama Bursa ve Ceyhan'dan farkı kesilen kısımların uzunlukları birbirinden farklı. Aynı olsaydı tam kare özdeşliği diyecektim. Yani şöyle, karenin kesilmeden önceki bir kenarı a artı 3b, sol tarafta kesilen kısım 2b. A artı 3b'den 2b'yi çıkarırsam a artı b. Şu bulduğum parçanın uzunluğu. Alt taraftaki kenarda ise b'lik kısım çıkarılıyor. Yani a artı 3b'den b'yi çıkarırsam a artı 2b. Bu ikisinin çarpımı bana alanı verecek ama bu ikisi birbirinden farklı. Burada tam kare de yok, iki kare farkı da yok. O yüzden cevabım Denizli.
11. soruda aşağıda bize resfebe görselinden yararlanarak işlemler gösterilmiş. Buna göre Erdem'in yazdığı şekildeki işlemin sonucunu istiyor bizden. İlk başta yukarıda verilen kısımlarda hangi şekiller neyi ifade ediyor onlara bakacağım. İlk kısımda küp bize önde verilen sayının kübünü ifade ediyor. Ok aşağıya doğru gidiyorsa azalma, yani çıkarma işlemi. Buna göre N, araya küp konulmuş. N küp, tamam, yazmış. Ok aşağıya doğru gidiyor, azalma, yani çıkarma. En sondaki sayı yazmış, 9. Birincisinin işlemi bu. Ortadaki şekle bakalım. Şuradaki kısım kare, yani üst ifadede karesini al demiş bize. Bakalım. A yazıyorum. Kare olduğu için A kare. Aşağıya doğru ok gitmiş, çıkarma. B kare yazıldığı için B kare. En sondaki şekil yine kare var. Ok yukarıya doğru çıktığında bu sefer toplama işlemi anlamına geliyor. Harfler tekrar ediyorsa katsayı olarak yazılıyor. Yani şöyle, N yazılmış, kare geldiği için N kare, ok yukarıya doğru gittiği için toplama. Burada R, R, 2 tane R, 2 R olarak katsayı olarak yazılmış. Şimdi işlemimize gelelim. A'yı yazıyorum. A. Kare gelmiş. Kare geldiğinde üstü ifade olarak karesi yazılıyordu. Okum aşağıya doğru gitmiş. Çıkarma. 1, 2, 3, 4 tane A yan yana yazıldığı için 4A. Okum yukarıya doğru gitmiş. Toplama. En sağda da 4 olduğu gibi yazıyorum. Şimdi bu verilen ifadenin şıklardan hangisi bana veriyor ona bakacağım. Bu ifade, dikkat ederseniz, özdeşlik formüllerinden iki terimin farkının karesi. Birinci terim a kare. İkinci terim 4, 2'nin karesi. Arada çıkarma işlemi olduğuna göre farkın karesi. A eksi 2'nin karesini veren şıkkım Bursa. 12. sorumuzla devam edelim. Ankara'dan Trabzon'a uçakla gidip dönecek olan Bülent'in istediği tarihlerdeki uçak seferlerine ait bilet fiyatları aşağıda verilmiş. Bülent yukarıda verilen fiyatlarla gidiş ve dönüş uçak biletlerini alıyor. Buna göre Bülent'in uçak biletlerini alırken ödediği toplam tutar için kaç farklı olası durum vardır? Şimdi Bülent Ankara-Trabzon arası gidiş dönüş biletini alacak. Gidiş ücretleri sol tarafta verilmiş, dönüş ücretleri de sağ tarafta veriliyor. Gidiş dönüş için kaç farklı ödeme yaptığını bulmam lazım. Bunun için farklı olan ücretlere bakmam lazım. Gidiş için 150 var, 190 var, 170 var. Bir daha 150'yi almama gerek yok. Farklı ödemelere bakıyorum. Dönüş için 190, 210, bir daha 210 almama gerek yok. Yine 190 var, bunu da almama gerek yok. Gidiş için şöyle yazalım hangilerini aldığımı. 150 TL'yi aldık. 190 TL'yi aldık. Bir de 170 TL'yi aldık. Dönüş için ödeyeceği tutarlar, birbirinden farklı olanlar 190 var. Bunları kendi aralarında farklı olanlara bakıyorum. 210 TL var. Şimdi kaç farklı ödeme yapabilir ona bakalım. Gidiş için 150 TL'lik bileti alırsa, dönüş için 190'ı aldığında toplam ne kadar öder? 150 ile 190'ı topladığında 340. Ya da şöyle diyorum. Gidiş için 150 aldı, dönüş için 210 TL alırsa gidiş dönüş toplam 360 TL ödeyebilir. Gidiş için 150 değil de 150'yi kullandım artık. 190 alırsa biletimi, dönüş için 190 aldığında ikisinin toplamı gidiş dönüş 380 TL ödeyebilir. Gidiş için 190, dönüş için 210 alırsa 190 ile 210'u topluyorum. 400. 190'ı da kullandım. Gidiş için kalan tek seçenek 170 liralık bilet. 170 liralık bileti alırsam gidiş için, dönüş için 190'ı aldığımda ikisinin toplamı 360 TL olabilir. Gidiş için yine 170, dönüş için 210'u alırsam 170 ve 210'un toplamı
380 TL. Şimdi ödeyeceği tutarlardan farklı olanları seçeceğim. 340 aldım. 360 da olabilir. 380 de olabilir. 400 de olabilir. 360'ı az önce almıştım. Bir daha almama gerek yok. 380'i de yine az önce almıştım. Bir daha almama gerek yok. Kaç farklı ödeme yapabilir? 1, 2, 3, 4 yani Adana. Üçüncü soru olasılık sorusu. Olasılığın bize burada işlemini vermiş. Kerem boş olan kumbarasına sadece 1 liralık ve 50 kuruşluk madeni paralar atarak para biriktiriyor. Bu parayla bir oyuncak helikopter almak için oyuncakçıya gidiyor. Kumbarasındaki para aşağıda fiyatları verilen helikopterlerden pahalı olanı almaya yetmediği için ucuz olanı alıyor. İki tane helikopter var. Demek ki ucuz olan şunu alıyor. Kerem'in kumbarasında biriken paraların arasında rastgele seçilen madeni paranın 1 lira olma olasılığı 5'te 1. Bunu kullanacağız birazdan. Buna göre Kerem'in helikopteri aldıktan sonra kaç lirası kalmıştır? Helikopteri aldıktan sonra parası kaldığına göre demek ki şu ucuz olan helikopterden fazla parası. 76 TL'den fazla. Şimdi paraları 1 liralık parası var. Bir de 50 kuruşluk parası var. Kumbarasından seçtiği paranın 1 lira olma olasılığı 5'te 1'de. Şimdi olasılık tanımı istenen durum bölü tüm durumdu burada. Tüm durumların sayısı yani kumbarasında 5x tane madeni parası var. Bunun bir tanesi yani x tanesi 1 lira. Şöyle diyeceğim. O zaman 1 liralardan x tane var diyeceğim. E 50 kuruşlardan ne kadar kaldığını bulmak için yine geliyorum şuraya. 5x tamamıydı. X tanesi 1 liraysa geriye kalan 4x tanesi demek ki 50 kuruş. Bunların ne kadar para tuttuğunu bulmam lazım şimdi. Şöyle yapacağım. 1 liradan x tane varsa eğer 1 çarpı x'ten demek ki benim x liram var. Kumbaramda. 50 kuruşlardan 4x tane var. Ben biliyorum ki 2 tane 50 kuruş 1 lira ediyor. Yani 2x 1 liraysa 4x 2x lira. Yani kumbarasındaki toplam parası 3x lira. Sorunun başında şurada bize demişti ki Kerem'in helikopteri aldıktan sonra kaç lirası kalmıştır demişti. Ben şöyle bir şey demiştim. Demek ki parası 76 TL'den fazla demiştim. Benim param 3x lira. 3x liram 76 TL'den fazla. Şimdi burada şöyle yapacağım. Para miktarım 76'dan büyük ve 3'ün katı. 3'ün katı olup da 76'dan büyük olan sayı ne olabilir? Hemen aklınıza gelecek olan 75 olabilir 3'ün katı. Ama 75 76'dan büyük değil. Bunu eledim. Bir sonraki katına bakalım. 78 olabilir ya da 81 olabilir. 81 olmuyor. Neden olmuyor? 81 TL'si olursa pahalı olan helikopteri almaya parası yetecek. Demek ki benim param 76 ile 81 arasında. 76 ile 81 arasında olup da 3'ün katı olan kim var sadece? 78 lira. 78 lira parasıyla 76 TL'lik helikopter alırsa 78'den 76'yı çıkarıyorum. Demek ki 2 TL parası kalır Bursa. On dördüncü soru yine bir olasılık sorusu. Soruda bize Yeşilay Haftası'nda etkinlik yapıldığını söylüyor. Bu etkinlik şiir, öykü ve resim alanlarında yarışmaymış. Şiir, öykü ve resim alanında. Yarışmaya katılan 90 eserin arasından rastgele seçilen eserin şiir olma olasılığı en fazla, resim olma olasılığı en az. Şiir en fazla, resim en az.
O zaman şöyle bir sıralama yapabilirim. En fazla şiir olacak. En az resim olacak. Arada kalan demek ki öykü. Sıralamam bu. Şiir, öykü ve resim. 90 tane eser var. Buna göre bu dağılımı veren dairesel grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? İlk başta derecelerden bir sıralama yapalım. Sonra eser sayısına göre bakacağız. Şimdi A şıkkında şiir 60 derece, öykü 160 derece. A şıkkında şiir öyküden küçük. Ama biz ne demiştik? Şiir öyküden büyük. Resmi bulmama dahi gerek yok. Adana gider. Bursa'ya geliyorum. Yine belli olan derecelerden bakalım ilk başta. Öykü 100 derece, resim 120 derece. Yani resim öyküden büyük. Ama burada biz ne dedik? Öykü resimden büyük dedik. Bursa'da gitti. Ceyhan'a geldim. Şiir 150, öykü 120. Şiir öyküden büyük. Resimi bulacağım. Bakalım bu üçlüyü veriyor mu bana? 150, 120'yi topladım. 270. 360'tan çıkardım. 90. Yani buradaki sıralama şiir, öykü ve resim. Bu olabilir, kalsın. Denizli'ye geliyorum. Şiir 200 derece, resim 60 derece, öyküyü bulacağım. Topluyorum 260, 360'tan çıkarıyorum. 100 derece. Sıralamam şöyle. Şiir en büyük, sonra 100 dereceyle öykü geliyor. En küçük resim. Bu da oldu. Şimdi iki şıktan hangisi doğru onu anlayabilmek için yukarıdaki eser sayısından yararlanacağım. Şöyle bir oran kuracağım. Yarışmaya katılan 90 eserin arasından seçilen, şimdi tüm eserlerin sayısı 90. Ben biliyorum ki daire grafiğinde tümünü gösteren derecem 360 derece. Şöyle diyeceğim. 90 tane eser 360 dereceyle gösteriliyorsa bir tane eser kaç dereceyle gösterilir? 90 eser 360 eser yan yana şöyle bir ilişki var. 90 iken 360 olduğuna göre 4 katı. Demek ki bunun da 4 katı 4 derece. Bir tane eserim 4 derece. Yani benim eser sayılarım 4'ün katı olacak. C şıkkından bakalım. Öykü 120 derece. 124'e tam bölünür. Bu oldu. Şiire geldim. 150 derece 4 dereceye bölünür mü tam? Hayır. Tam bölünmediği için Ceyhan şıkkım yanlış. Denizli'ye gelelim. 200 derece 4'ün katı tam bölünür. 60 derece 4'ün katı tam bölünür. 100 derece 4'ün katı tam bölünür. Olabilecek olan şıkkım Denizli. O 15. sorumuz da yine bir olasılık sorusu. Bir otelde yapılacak çekiliş sonucunda rastgele seçilen bir müşteriye sürpriz hediyeler verilecektir. Bu otelde konaklayan kadın müşterilerin sayısı erkek müşterilerden fazla. Kadınlar erkeklerden fazla. Otele 5 evli çift daha gelmiş ve bu müşteriler de yapılacak olan çekilişe dahil edilmiş. Buna göre yeni gelen müşterilerden sonra yapılacak olan çekilişi kazanan kişinin erkek veya kadın olma olasılığı ile alakalı hangisi doğrudur diyor. Şöyle yapacağım bu tarz sorularda. Kadın ve erkek sayılarını bilmediğim için değer vermem lazım. Değer verirken de 5'in katı olan sayıları verirseniz işiniz daha kolay olur. Şu şartı unutmadan kadınlar erkeklerden fazla olduğu için erkeklere 5 diyeceğim. Kadınlara 10 diyeceğim. İlk durumda çekilişin sonucuna bakalım. Kadın olma olasılığı, kadınların sayısı 10 bölü tüm kişi sayısı 15. İlk durumda erkek olma olasılığına bakalım. Erkeklerin sayısı 5, tüm kişi sayısı 15. Bunların sonuçlarını bulalım. Sadeleştirelim ilk başta. 5 ile sadeleştirirsem 2 bölü 3. Bunu da 5 ile sadeleştirirsem 1 bölü 3. 2'yi 3'e bölersek 0,66 diye bu devirli gidiyor. 1'i 3'e bölersem 0,3
3 diye bu da devirli bir şekilde devam ediyor. Şimdi ikinci durumdaki olasılığımızı hesaplayacağız. Şöyle, ikinci durumda otele 5 evli çift geliyor. 5 evli çift, yani 5 tane kadın, 5 tane erkek gelecek. 10 tane kadındı, 5 tane daha geldi, 15 oldu. 5 erkekti, 5 erkek daha geldi, 10 erkek oldu. İkinci durumda çekilişin sonuçlarına bakalım. Kadın olma olasılığı 15 bölü, tüm kişi sayısı 25. Erkek olma olasılığı, erkek sayısı 10 bölü, tüm kişi sayısı 25. Yine sadeleştirelim. 5 ile sadeleştirirsen 3 bölü 5. Bunu da 5 ile sadeleştirirsem 2 bölü 5. Bunları direkt ondala çevirebilirim 2 ile genişleterek. 0 tam onda 6. 0 tam onda 4. Şimdi ilk durumla ikinci durumu karşılaştıralım. İlk çekilişimin sonucu kadınların olma olasılığı bu. İkinci durumda ise 0 tam onda 6. Baktığımda ilk durum ikinci duruma göre daha büyük. Yani benim kadın olma olasılığım ne olmuş? İkinci durum azalmış. Yani A şıkkında kadın olma olasılığı artmış diyor. Yanlış. Denizli'de kadın olma olasılığı değişmemiş diyor. Bu da yanlış. Erkeklerin olasılıklarına bakalım. İlk durumda 0,33 diye devam ediyor. İkinci durumda 0 tam onda 4. Yani benim erkek olma olasılığım artmış. Şıklara bakarsak erkek olma olasılığı artmış diyor. Doğru. Erkek olma olasılığı azalmış. Yanlış. Yani cevabım Bursa. Altıncı soruda yine olasılık sorusu. Uçak ile Ankara'dan Trabzon'a gidecek olan Kerem ve dedesi havaalanına gelmiş ve uçakta oturacakları koltukları belirlemek için gişe memurunun yanına gitmişler. Kerem gişe memuruna dedesiyle yan yana, dedesi ise pencere kenarına oturmak istediğini söylemiş. Görselde dolu koltuklar kırmızı, boş koltuklar beyaz ile gösteriliyor. Gişe memuru boş koltuklar arasından her ikisinin de isteğine uygun iki koltuğu rastgele seçip onlara verecek. Buna göre gişe memurunun Kerem'e 26B numaralı koltuğu verme olasılığı. Şöyle yapacağız. İlk başta tüm olası durumlara bakacağım. Tüm olasılı durumum ne? Pencere kenarında olup da iki tane yan yana koltuğun boş olması. Şimdi iki tane yan yana koltuğun boş olduğu pencere kenarında bu var. Birinci durumum. Burada tek kişilik boşluk var. Yine tek kişilik boşluk var. Bu olabilir. Bunlar tek kişilik gitti. Bu da oldu. Yine tek kişilikler gitti. Bunu da aldım. Buraya geldiğimde yan yana boşluk var ama pencere kenarı değil. Alamadım. Bu da gitti. Yine diğer tarafın pencere kenarına geldim. Bunu aldık. Şunu da alabiliriz. Bu da olur. Burada üçlü yan yana var. Beni ilgilendiren zaten iki tanesinin olması pencere kenarında. Bunu da alabilirim. Bunlar tek kişilik gitti. İki kişi yan yana boşluk var ama pencere kenarı değil. Alamadım. Yani tüm olası durumum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane olası durumum var. İstenen durum 26B numaralı koltuk. 26B numaralı koltukta bir tane durum var. Yani 8'de 1 cevabım. Ceyhan. O 7. sorumuz yine olasılık sorusu. Aşağıda üzerine 1'den N'ye kadar olan sayma sayıları yazılı olan kartlar verilmiş. Bu kartların arasında rastgele seçilen kartın üzerinde yazan sayının asal sayı olma olasılığı 1 bölü 2. N en çok kaç olabilir diyor. Şöyle, asal sayı olma olasılığı 1 bölü 2 ise ben bu kesirden şunu anlıyorum. Demek ki asallarımın sayısı tüm olası durumların yarısı. Asal sayı tüm olası durumların yarısı kadar. Burada şıklardan tek tek yapmam lazım. Şöyle 1, 2, 3,
4'ü yazalım. A şıkkı ne 6 olursa 6'ya kadar devam edeceğim. Ne 6 olursa tüm durum 6. İstenen durum asal sayı olma olasılığıydı. 1'den 6'ya kadar olan asalları seçersem 3 tane var. Yani asallarımın sayısı tüm durumun yarısı kadar. 6 olabilir. 6'ya kadar değil de 8'e kadar devam edersem, 8'e kadar devam ettiğimde bu sefer tüm durum 8. 8 tane kart var. Asallara bir 7'yi daha ekleyeceğim. 4 tane asalım var. Yine yarısı kadar oldu. Bursa da olabilir. Ceyhan'a geliyorum. 10'a kadar devam ettirirsem, 8'den 10'a kadar gidiyorum. Kaldığım yerden. Bu sefer tüm durumum 10. Ekleyebileceğim bir asal var mı? Yok. Yine işaretli olanlar 4. Burada dikkat edecek olursanız asalların sayısı tüm olası durumların yarısı olmadı. Yani Ceyhan şıkkı gitti. 12'ye kadar devam edersem, şimdi olasılığımıza bakalım. Tüm durum 12 oldu. 12'ye kadar ekleyebileceğim bir tane daha asal çıktı karşıma. 5 tane asalım var. Asallarımın sayısı tüm durumun yarısı kadar olmadığı için Denizli de gitti. 2 şık olabilir ama en çok dediği için cevabım Bursa 8. Sekizinci soruda aşağıda bir mağazanın düzenlediği bahar kampanyası kapsamında müşterilerine sunduğu 3 farklı indirim seçeneği ile alakalı görseller verilmiş. Bu mağazada alışveriş yapan müşteriler ödeme yapmak için kasaya geldiklerinde 3 indirim seçeneğinden istedikleri birini seçmektedirler. Mert bu mağazadan sadece 30 tanesi 30 TL olan tişörtlerden 3 tane alıyor ve kasaya geldiğinde bu seçeneklerden birini rastgele seçiyor. Bu durumda Mert'in aldığı tişörtlerin tanesini 20 liradan almış olma olasılığı. Bu soruda şimdi olasılığın formülü bize verilmiş. İstenen durum bölü tüm durum. Tüm durum dediğim zaten kaç tane seçeneğim var? 3 tane seçeneğim var. İstenen durum ise burada tişörtlerin tanesinin 20 lira olması. Şimdi 3 tane seçeneği uygulayacağım. Hangisinde tişörtlerin tanesi 20 TL oluyorsa onları seçeceğim. İlk seçenek için bakıyorum. Birinci seçenek için 3 tane tişört aldığında 2 tanesinin ücretini ödeyecekmiş. Normalde 1 tane tişört 30 TL idi. 3 tane tişört alıyor ama 3 tişört alıyor ama 2 tanesinin parasını ödüyor. Yani 2 kere 30'dan demek ki 60 TL ödüyor. 3 tişört için 60 TL ödüyorsa 1 tişörtü bulmak için 60'ı 3'e böleceğim. 20. Benden istenen durum 20 TL olmasıydı. Demek ki birinci seçenek istenen duruma uydu. İkinci seçeneğe geliyorum. İkinci seçenekte ise ürünlerin toplam fiyatı üzerinden, yani 3 tane tişört alıyor. Her biri 30 TL'den 90 TL ödeyecek. Ama şöyle bir şey belirtmiş. Toplam fiyatı üzerinden %40 indirim yapılıyor. 90 TL üzerinden %40 indirim yapılacak. 90 TL'nin %40'ını buluyorum. 40 ile çarpıp 100'e bölüyorum. Sıfırlar birbirini götürüyor. Demek ki 9 kere 4'ten 36 TL'lik bir indirim uygulanacak. 90 TL'yi de 36 TL indirim yaptığı için çıkaracağım. Toplamda ödeyeceğim ücret 54 TL. 54 TL'yi 3 tişört için yine ödüyor. Bir tişörtün ne kadar tuttuğunu bulmak için 54'ü 3'e bölüyorum. 18 TL. 20 TL olmadığı için ikinci seçenek gitti. Üçüncü seçeneğe geliyorum. Üçüncü seçenekte toplam fiyat üzerinden, yani 90 TL üzerinden az önce bulmuştum. Direkt 30 TL indiriyor. 30 TL'yi çıkarıyorum. Demek ki ödeyeceği tutar 60 TL. 3 tişört için 60 TL ödüyorsa yine 60'ı 3'e bölüyorum. Demek ki her bir tişörtüm 20 TL. Bu da benim istenilen şartıma uydu. Kaç tane istenen durum var? 2 tane. Tüm durum 3 seçenekte. 2 bölü 3. Yani cevabım C.� 19.
30. soruda aşağıda daire grafiğinde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre dağılımları verilmiş. Cumhuriyet Ortaokulu'nda 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda konuşma yapması için ortaokul öğrencileri arasından biri rastgele seçiliyor. Bu okulda 6. sınıfta öğrenim gören kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından az. 6. sınıf için şunu belirtelim. Kızların sayısı erkeklerin sayısından az. Buna göre seçilen öğrencinin 6. sınıfta öğrenim gören kız öğrenci olma olasılığı hangisi olamaz diyor. Şimdi sayıları tek tek bilmiyorum kaçar öğrenci olduklarını ama derecelerini biliyorum. Derecelerinden olasılığımı bulacağım. 5. sınıf 90, 7, 80, 8. sınıf 70 derece. Bunları toplarsam 240. Geriye kalanı bulmak için 360'dan 240'ı çıkarıyorum. 120 derece. Şöyle yapacağım ilk başta. Kız ve erkeklerin sayısını eşit kabul edersem, kızlar 60 derece, erkekler de 60 derece olmaz mı? Seçilen öğrencinin kız 6. sınıfta öğrenim gören kız öğrenci olma olasılığını bulmak için istenen durum 60. Tüm durum daire grafiğinin tamamı 360. Eşitlik durumunda ben kız olma olasılığını ne buluyorum sadeleştirirsem 60'dan? 1/6. Bu eşitlik durumunda. Ama bana soruda ne vermişti? Kızlar erkeklerden az demişti. Yani kesinlikle kızlar 6'da 1'den küçük olmak zorunda kız olma olasılığı. Şıklara tek tek bakacağım. Yukarıdaki şu ölçütümü sağlamayanı işaretleyeceğim. Kızların olma olasılığı 12'de 1 ise eğer, 12'de 1 6'da 1'den küçük mü? Biliyorum ki birim kesirlerde paydası küçük olan daha büyüktü. Yani Adana şıkkı doğru. Yine bakıyorum 10'da 1 6'da 1'den küçük mü? Bu da doğru. 8'de 1, 6'da 1'den küçük. Bu da doğru. Denizli'de direkt 6'da 1 vermiş bana. Eşitlik durumunda 6'da 1 oluyordu ama bana eşit vermemiş. Küçük verdiği için kesinlikle olamayacak şık Denizli. Yirminci sorumuzda Ahmet, Burcu ve Emine'nin içinde bulunduğu bir grup sporcu yarı yıl tatilinde Antalya'ya kampa gitmiş. Kalacakları otelde tek numaralı odalar deniz manzaralı, çift numaralılar kara manzaralı. Otele erken giriş yapan Burcu ve Emine aynı katta bulunan deniz manzaralı farklı odalara yerleşiyor. Şu 5 odadan herhangi ikisinde Burcu ve Emine var. Daha sonra gelen Ahmet ise deniz manzaralı odalar dolu olduğu için Burcu ve Emine ile aynı katta bulunan tamamı boş olan kara manzaralı odalardan herhangi birine yerleşmiş. Şu kara manzaralı olanlardan herhangi birine Ahmet yerleşiyor. Ahmet'in odasının Burcu'nun veya Emine'nin odasının tam karşısında olmam olasılığı. Şöyle yapacağım şimdi olasılığımı. Ahmet kara manzaralı olanlardan herhangi birine yerleşiyor. Kara manzaralı olan 5 tane seçeneğim var. Yani tüm olası durumum 5. Burcu ve Emine'nin karşısında olmasın diyor. Burcu ve Emine deniz manzaralı olanlardan herhangi 2 tanesini dolduracak. 5 tane vardı. 2 tanesinde Burcu ve Emine varsa geriye demek ki karşısında 3 tane seçenek kalıyor. Yani Ahmet'in Burcu ve Emine'nin karşısında olmama olasılığı 5'te 3. Bursa. Son sorumuz da yine bir olasılık sorusu. Aşağıdaki kutunun içerisinde birden 10'a kadar olan doğal sayıların ardışık 4 tanesinin yazılı olduğu 4 kart vardır diyor. Bu kutunun içinde 4 tane kart var. Şekildeki gibi 11'den 20'ye kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu kartlar kutunun içine atılıyor. Kutunun içine atılan burada toplam kaç tane kart var? 10 tane. 4 tane de içinde vardı. Yani 14 tane kartım var kutunun içinde. Kutudan rastgele seçilen kartın üzerinde yazılı olan sayının asal olma olasılığı 1/2. Yani asalların sayısı tüm kutudaki kartların sayısının yarısı kadar. Kutuda 14 tane kart vardı. Yarısı kadar olacaksa demek ki benim 7 tane
asal sayım var kutunun içinde. Buna göre kutunun içindeki kartlarda yazılı olan en büyük sayı. Şöyle yapacağım. Kutunun içine atılan şu kartlar arasından asal olanları ben bulabilirim. Asal olanlar kim var? 11, 13, 17, 19. Asalların 4 tanesi dışarıdan geliyor. Toplam 7 tane asalım vardı. Demek ki 3 tanesi bu kutunun başlangıçta içinde. Kutunun içinde hangi sayılar var bilmiyorum ama şöyle bir şey demiş bana. Kutunun içinde 1'den 10'a kadar olan sayılar arasından diyor. Şöyle yazalım 1'den 10'a kadar olan sayıları. Birden 10'a kadar yazılı olan sayılardan asal olanları belirleyelim. Şimdi kutunun içinde 4 tane kart var. 4 tane kart olacak. Bu 4 tane kartın içerisinden de 3 tane asal seçeceğim. Şöyle deneyeceğim. Kutunun içinde yazılan sayı en büyük 5 olursa eğer, şu en büyük 5, yani 5'ten küçük olan ardışık 4 tane seçtiğimde kaça kadar geliyorum? 2'ye kadar. Kutunun içinde 2, 3, 4, 5 kartları varsa bu 4 tane kartın arasından 3 tane asal seçebiliyor muyum? Evet, 2, 3 ve 5'i seçtim. 3 tane asal buradan geldiğine göre kutunun içindeki en büyük sayı kim oluyormuş? 5. Diğer şıkları denememe dahi gerek kalmıyor. Cevabım adamım. Böylelikle kazanım kavrama testimizi bitirmiş olduk. Biliyorsunuz ki kazanım kavrama testleri LGS sınavı için önemli bir ölçüt. Sınavınızda da bu tarz sorular çıkacak. Anlamadığınız soruları tekrar başa dönüp dinlerseniz sizin için iyi olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi dersler hepinize.